Benim hikayemden herkese merhabalar. Girişimci kadınlarımızın başarı dolu hayat hikayelerini anlattığımız bu güzel programımızda bu hafta Dilek Akgün hanımefendinin yanına geldik ve şimdi kendisini tanıyacağız. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın Dilek ablacığım? Hoş bulduk. Teşekkür ederim canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bizi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Sizin dükkanıma gelmeniz benim için bir şeref. Hoş geldiniz gerçekten. Hoş bulduk ablacığım. Başlamadan önce seni biraz tanıyalım istersen. Ne iş yaptığını öğrenmeden önce. Dilek Akgül kimdir? Dilek Akgül 35 yaşında iki çocuk annesi. Bir ev hanımıydı. Evde kendi çalışmalarımla sonra KOSGEB'e gittim. KOSGEB destekli kendi iş yerimi açtım. Merak saldığım bir iş üzerine. Burada ne iş yapıyorsunuz? Burada kendim el yapımı, katkısız doğal çikolata imalat ediyorum. Ve kendi tasarımlarımı yapıyorum. Pastanelere, özel günlerde, kız istemelerde, özel kişilere özel tasarım çikolatalar yapıyorum. Peki bu işi yapmaya nasıl karar verdiniz? Bu süreç nasıl ilerledi? Onları merak ediyorum. Benim küçük kızım çikolatayı çok seviyordu. Ve biz hep yurt dışından getirtiyorduk çikolatayı. Sonra dedim bunu nasıl yapabiliriz falan, evde kendim ince detaylarına girmeye başladım. Daha sonrasında eşimin de desteğiyle bu Almanya'daki 3 boyutlu çikolatalara merak saldık. Hep oradan işte böyle işte Noel hediyeleri geldiği zaman yumurtalar falan. Bunu neden Türkiye'de yok derken kendimden Nevşehirli olduğum için bir Kapadokya balon olayından başladık yani. Sonra iş tamamen başka boyutlara geldi. Ve imalathanenizi açtınız. Evet, kendi iş yerimi açtım ve artık hani evde kendi yaptığım şartlarda bile havaalanlarına satışlar yapıyordum. Çok güzel. Orada çok Japon turistler falan çok beğeniyorlardı. Sonra kendi iş yerimi açınca şimdi şu an konsepti bayağı bir genişledi. İnsanlara yetişmek biraz zorlaşıyor. Maşallah. İşleriniz güzel, siparişler evet, alıyorsunuz. Evet, sipariş üzerine. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz peki? Ya toplamda 5 yıldır. 3 yıldır evde yapıyorum. 2 yıldır iş yerim var. Bu yani 3. yılıma girmek üzereyim hatta iş yerimde. Bu şekilde. Nasıl tepkiler aldınız peki çevrenizden, eşinizden, dostunuzdan? Size destek olan kimlerdi bu süreçte? Bu süreçte en büyük destekçim eşimdi. Hani o her zaman yapabilirsin, yapabilirsin. Çevrede annem olsun, işte kayınvalidem olsun, hepsi sağ olsun, hep destek oldular. Hani çocukların bakımında destek olanlar oldu, kursa gittiğim süreçlerde. Herkes kendince hani yapabildiği kadar bütün destekleri sağladılar sağ olsunlar. Maddi destekle de kendim işte takılarımı sattım, eşimden aldım, KOSGEB'den aldım. Yani bir iş yeri kolay olmuyor. Tabii ki de. Desteklerin sonunda burası böyle küçük mütevazı bir yer. Gerçekten çok güzel olmuş. Aksaray'da da böyle bir işletmenin olması gerçekten gurur verici. Ben de ilk defa duydum isminizi ve ilk defa geldim. Çok şaşırdım. Değerli izleyicilerimiz, o kadar güzel ki çikolatalara birazdan değineceğim neler yaptığına Dilek ablamın, ama yani bu işi yapmak gerçekten bir cesaret işidir. Özellikle çikolata işine girmek, her şeyini en başından itibaren kendisi yapıyor. Her şeyini kendisi üretiyor. Mutlaka gelip görmelisiniz. Ben de ilk defa gördüm ve gerçekten çok şaşırdım. Burada balon demişken bunu da gösterelim. Gerçekten burada çok güzel bir çikolatadan balon var. Bunlar fikri Nevşehirli olduğunuz için mi düşündünüz? Evet. İlk başta Nevşehir'den zaten hani sonra mesela 3 boyutlular biraz daha şey olunca iki boyutlu tasarımını da bu şekilde yaptık. Burada da bir Aksaray görüyorum. Gerçekten çok hoş. Sonuçta 12-13 senedir de Aksaray'da olduğum için Aksaraylı da sayılırım. O yüzden Aksaray'ın da güzelliklerini bu şekilde çikolatayla ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Bence çok güzel olmuş. Ellerinize, emeğinize sağlık. Benim hikayem diyoruz, bizim programımızın ismi. Eminim ki sizin de etkilendiğiniz bir hikayeniz vardır. 5 senedir bu işi yapıyorsunuz, 3 sene evde yapıyorsunuz, 2 senedir de burada yapıyorsunuz. Bir hikayeniz var mı sizi etkileyen? Yani benim hikayemde en çok şey olarak çocuklarımdan ben, hani çocukların sağlıklı beslenmesinden ben etkilenerek bu işe başladım daha doğrusu. Hani katkısız ürün üretmek,
işin özü oradan başladı. Daha sonra yurt dışındaki çikolatalardan da etkilendiğim için hani lezzet olarak ve görsel gerçekten çikolata şov gibi. Yani bir şeyi yok, ucu bucağı yok yani. Her şey yapabilirsiniz çikolatadan ve her şeyle lezzetlendirebilirsiniz yani. Bir baklavayı bile çikolatayla başka bir hale getirebiliyorsunuz. Evet. Bir pastayı başka bir hale getirebiliyorsunuz. Benim hikayemde yani en çok çocuklardan başladı. Yani iş yerime de gelen çocuklara mesela sürekli ikramlarda bulunuyorum. Onları çok seviyorum. Öğrenciler çok fazla var. Mesela yanımda iki tane büyük market var ve fiyatları çok uygun biliyorsunuz. O marketlere gitmiyor çocuklar, benden gelip alıyorlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü lezzetli çikolata yapıyorsunuz. Kimsenin hayır diyemeyeceği şey çünkü çikolata. Yani orada belki mesela 1 liraya bir paket çikolata alabiliyor. Benimkinde belki 1-2 tane alabiliyor. Ama oradaki paketli ürün yerine gelip benden alması ya da bir işte rahatsızlandığımda, dükkan kapalı olduğunda dükkanın önünde beni beklemeleri ya da ertesi gün hemen gelip neden kapalıydı diye çocukların, çünkü yan tarafında okul var. Sürekli çocukların böyle hani bu damak zevkine alışması, sağlıklı beslenmesi çok hoşuma gidiyor. Size mutluluk veriyordur tabii. Aynen. Yaptığınız işin karşılığını alıyorsunuz aslında. Evet. Bir de şey merak ediyorum, bu çikolata imalatını kısaca başından itibaren siz nasıl bu şekilde getiriyorsunuz, kısaca anlatır mısınız? Çikolatada temper çok önemlidir. Çikolatayı bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra, malzemelerin miktarı çok önemli tabii ki. İlk önce 45 derecelik bir ısıda iyice birbirine karıştıktan sonra tekrardan 30 derecelik, 29-30 derecelik düşürmeniz gerekiyor. Bu süre işlemine temper işlemi diyoruz. Ve o süreyi ne kadar çok güzel karışarak, ne kadar çok özleşerek yaparsanız, kendinizden, emeğinizden ne kadar çok verirseniz, çikolatanız o kadar parlak, o kadar lezzetli olur. Yani aynı ürünü temperlenmiş hali, aynı malzeme temperlenmemiş hali arasında çok çok fark vardır. Lezzetinde de fark vardır. Yani o süre içinde bir çeşit aynı bizim çorba terbiyeleme dediğimiz yöntem gibi. Temperleme de öyledir yani, lezzet katmak için onun bir şeyidir yani, pişirme asıl nokta atışı. Tabii ki püf noktaları var, onlar da sizde saklı. Eminim ki çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Birazdan iş yerinizde gezeceğim. O imalathanenizde neler var onları çok merak ediyorum. Peki bu iş yerinizi açtıktan sonra ne gibi faydalarınızı gördünüz bir kadın olarak, bir girişimci olarak? Bu yeri açtıktan sonra kendime olan bir kere özgüvenim tam yani benim için çok önemliydi. Çünkü ev hanımıydım. Hani bir iş yeri açmak beni korkutuyordu açıkçası. Hı hı. Şimdi o şeyleri geçtikten sonra insanlarla iletişime geçmek, bir esnaf olmak, bir bayan olarak bir esnaf olmak gerçekten zor bir iş. Hani kendinizi aşıyorsunuz artık diyeyim öyle. Benim için getirisi o oldu. Hani maddi olarak daha yeni hani bir şeyleri elde ediyorum hani o şekilde, ama manevi olarak kendime olan güvenim, bir iş yeri yönetmek, bütün organizasyonu siz yapıyorsunuz. Bu çok büyük bir şey kattı bana. Yani bir girişimci bayan olarak benim çok için büyük katkılarını görüyorsunuz. Çok büyük katkısı oldu. Peki bizleri izleyen seyircilerimiz için siz de girişimci kadın olun. Çünkü ben bunun faydasını gördüm diyebileceğiniz şeyler var mı? Seyircilerimize söylemek ister misiniz? Girişimci bir bayan olarak ilk önce kendinize güvenmenizi ve hani ben yaparım demenizi. Tabii ki destekler çok önemli. KOSGEB'in verdiği destekler olsun. Yani ailenizin verdiği destekler çok önemli bir bayanın. Çünkü bayan evin her şeyi. Evet. Bayan evden çıktığı zaman ev bir bocalama geçiriyor yani. Bayan evin her şeyi olduğu için birazcık cesaret edip her şeyin üstesinden gelebileceklerini söylüyorum. Yani isterlerse her şeyi yapabilirler. Her şeyi yapabilirler. Yani bu işin sınırı yok yani. Kendilerine sınır koymalarını istemiyorum bir bayanlara. Yani bayanlar buraya gelen bayanlar da genelde benim müşterilerim hep bayanlar, beni destekliyorlar sağ olsunlar. Yani ona her zaman söylediğim, siz de yapabilirsiniz. Ben yaptıysam iki çocukla, bir de çocuğum çok küçüktü yani. Bu KOSGEB'in izinleri kurslarında ben kucağımda çocukla gittim. O imzaları, o kucağımda çocuğum uyuyordu yani.
ana sınıfından alıyordum kızımı. Çocuk kucağımda uyurken imzaları atıp geriye arabaya çocuğu yatırıp geliyordum. Bu zorluklar yani. Da aşmış efendim Dilek yani ablamız iş yerini. O dönemler benim için zordu. Yani bu şartlarda başardıysam sizler de çok rahat başarırsınız bence. İsteyin, yani isteyin, inanın ve güvenin diyoruz. Evet. Kendinize güvenin diyoruz. Evet, aynen. Çok teşekkür ediyorum Dilek ablacığım. İstersen geçelim imalathaneye biraz tabii gezelim. Ki, tabii ki. Değerli izleyicilerimiz, şimdi Dilek ablamızın imalathanesine geldik. Gerekli önlemlerimizi de biz de aldık. Tabii ki imalathaneye uygun bir şekilde giyindik. Ve şimdi çikolatalarımız nasıl yapıyor onları gösterecek bize. Çikolatalarımız şu an temperlenmiş makinamızda. O 29 dereceye düşmüş çikolatamızı. İlk önce kalıbımızı ısıtıyoruz. Çünkü kalıpla çikolatanın geldiği noktada püf noktadır. Kalıbın ısısı çok önemlidir. Ve oda sıcaklığı ve makinenin ısısı çok önemlidir. Hı hı. Ve ilk önce şimdi çikolatamızı döküyoruz. Şu an sütlü çikolata yapıyoruz. En çok tercih edilen demiştin evet ablacığım. Türkiye'de en çok sütlü çikolata seviliyor. Bitter ve beyazı belli insanların damak zevkine göre yapıyor. Onu özel üretiyorum. Kendim onu elimde yapıyorum. Titreşim ne işe yarıyor? Bu titreşim çikolatanın kalıba tam oturmasını ve içinde hava kalmamasını sağlıyor. Şu an çikolatamız tam oturdu. Tam kalıbımıza girdi. Şimdi soğutucumuza alıyoruz. Şimdi soğutucuya göndereceğiz. Çikolatalarımız kalıplarına girdi evet, efendim. Biraz sonra çıkan çikolatalarımızı kahveyle afiyetle yiyeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, Dilek ablamla beraber imalathanesini gezdik ve bize ufak bir çikolata yaptı. Nasıl yaptığını gösterdi. Teşekkür ederim Dilek ablacığım. Gerçekten çok zor ve incelik isteyen bir iş. Ellerin emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Programımızı kapatmadan önce Esla ismini sormayı unuttum sana. Esla çikolata nereden geliyor ismi? Esla çikolata benim kızlarımın ismi. Esila ve Ela'yı birleştirip Esla çikolata yaptım. Hı hı. Hak geçmesin ikisinden de çok birer. Çok güzel olmuş ama. Kendi markamızı yarattık. Hep kızların ismini bir ömür devam ettireceksin evet, bu şekilde. Evet. Gerçekten tebrik ederim. O kadar güzel işler başarmış ki. Yani bir kadının gerçekten güçlü olduğunu, her zaman istediği her şeyi yapabileceğini ortaya çıkarttığını gösterdi bizlere. Tebrik ediyorum bir kadın olarak. Başarılarının her zaman devamını çok diliyorum ablacığım. Çok teşekkür ederim. Yolun bahtın hep açık olsun inşallah. Çok teşekkür ederim Büşra'cığım. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun ablacığım. Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer'in bugün anısına sana küçük bir hediyesi. Güzel günlerde kullan inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Değerli başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Selamlarını da getirdik sizlere. Çok çok selamlar da ben gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Kullandıkça hep sizi hatırlayacağım. Teşekkür ederiz. Sürekli. Bizi kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Çok güzel ağırladın. İnşallah hayırlı ve bol kazançların olur ablacığım. Çok teşekkür ederim canım. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta da benim hikayemin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her pazartesi saat 19'u gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Ben de bilgilişimci kadının bilim yanıma da gel diyorsanız iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Hepinize mutlu, güzel günler diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.